Evet, bugünkü konumuz biyodizel arkadaşlar. Biyodizelin üretimi, kullanılması, elde edilmesinden bahsedeceğiz. Biyodizel yaygın biçimde kolza ya da kanola ismini verdiğimiz bir bitki var. Bundan ayçiçek, soya, aspir, pamuk gibi yağlı tohum bitkilerinden daha ziyade elde edilen nadiren de hayvansal yağlardan elde edilen bir yakıt türü. Bunları sıralamamın nedeni bunlar en yaygın bir şekilde üzerinde araştırmalar gerçekleştirilen yağlar ve bugüne kadar da en yaygın bir şekilde kullanılan yağlar. Bunun dışında çok daha farklı tabii bitkilerden, tohumlardan, bir takım hayvansal ürünlerden biyodizel üretmek mümkün. İnsanoğlunun ilk kullandığı biyo kökenli ürün Hint tohumu yağı. İlk tohum yağı kullanımı bunlara dayanıyor. Mısırlar bu yağı aydınlatma amacıyla kullanıyorlar. Yağ işte yanabildiği için özellikle tünellerin, karanlık dehlizlerin işte aydınlatılmasında bu yağ kullanılıyor. Tabii daha ziyade meşalelerde falan kullanma yani yöntem bakımından böyle bir yöntem. Bir bitkisel yağların işte içten yanmalı motorlarda ilk kullanımı Rudolf Diesel tarafından düşünülmüş ve denenmiş. Yani aslında bu bugün ortaya çıkmış, bu yüzyılda karşımıza gelen bir şey değil. Rudolf Diesel tabii akaryakıt sorunu da olunca o yıllarda madem işte bitkilerden üretilmiş olan yağlar var, bunların asıl değer olarak da bir değeri var. O zaman bunları neden kullanmıyoruz gibi bir yaklaşım içerisine girmiş, denenmiş yani bu. 1898'de yer fıstığını yakıt olarak kullanan bir dizel motoru Paris Dünya Fuarı'nda sergileniyor. 1911'de yine dizel bitkisel yağların yakıt olarak kullanımının ülke ekonomilerine büyük katkı sağlayacağını belirtiyor. Ve ileride petrolden daha önemli bir hale gelebileceğini söylüyor. Buradaki dizel Rudolf Diesel tabii. Bunu söylediği yıl 1911. Bugün baktığınız zaman tabii petrolün tükenme riski, o alandaki bir takım krizler, alternatif enerji kaynaklarına bizi yöneltiyor illaki. Ama tabii bu bitkisel yağların direkt olarak kullanımı ya da biyodizelin tamamen kullanıma geçmesi şeklinde olmadı. Tabii bunlar kullanıldı, denendi. Bugün hala kullanılıyor bitkisel yağlardan elde edilen biyodizel ama artık dizel motorlarda bildiğiniz gibi yerini tarihe bırakmaya hazırlanıyorlar. Biyodizelin patenti 1937'de Belçika'da alınıyor. Ülkemizde 1934'te alternatif yakıtlarla ilgili bazı çalışmalar var. Ama ticari olarak bu çalışmalar ancak yani aradan yaklaşık 60 yıl geçtikten sonra 1998'de başlanıyor yani ticari olarak bunların üzerine gidilmesi. Bitkisel ya da hayvansal her türlü organik yağdan esterleştirme işlemiyle elde edilen EN14214 ve ASTM'de 6751 standartlarına uyan yağ asitlerinin bazık veya asitik bir alkol ile reaksiyonu sonucu oluşan esterlere biyodizel denir. Bu biyodizelin kitabi tanımıdır. Yani ezberlemek zorunda değilsin bunu. Ama yani baktığın zaman çeşitli mevzuatlarda böyle geçer biyodizelin tanımı. Neticede elimizde bir yağ olması lazım. Bu yağı esterlerine dönüştürmemiz lazım. Neden böyle bir işlem yapıyoruz? İşin o kısmına geleceğiz. Bununla birlikte evsel kızartma yağları da biyodizel ham maddesi olarak kullanılabiliyor. Yani sadece evsel kızartma yağı değil, her türlü atık yağlar aslında biyodizel ham maddesi olarak kullanılıyor. Bunun nedeni yani atık yağları kullanmamızın ya da bunu teşvik etmemizin, önermemizin sebebi şu. Eğer bugün biz biyodizel yakıtına katkı olarak bile yani %10'luk, %20'lik bir biyodizel katkısı şeklinde bile bir biyodizel kullanmak için üretim yapacak olsak bu tohum ihtiyacının oldukça büyük bir kısmının sadece yakıt üretimine gideceğini gösterir. Kaldı ki
Bu insanlar bir miktar yağ tüketmek zorundalar. Yani yaşamlarını idame ettirmek için. İşte çeşitli bölgelerde biliyorsunuz açlıklar, işte açlıktan ölen insanlar, işte yiyeceğe ulaşmada bir takım problemler varken bizim işte bütün elde ettiğimiz tohumluk yağları, yağlık tohumları daha doğrusu bu alanda kullanmamız biraz gaddarca da olur işin açıkçası. Dolayısıyla yani insanoğlu ya da insanlık bunu kaldıramaz. Netice itibariyle bütün biz yakıtı bitkisel ürünlerden bugün elde edemeyiz. Bütün değil yani bir miktarını bile elde edemeyiz. Dolayısıyla bu nedenle atık yağların tekrar değerlendirilmek üzere biyodüzeye dönüştürülmesi çok daha mantıklı ve bugün dünyada daha kabul gören bir yöntem. Tabii ham yağlardan, hiç kullanılmamış yağlardan da üretiliyor ama bizim esas ulaşmaya çalıştığımız ya da işte araştırmacıların esas olarak ulaşmaya çalıştığı şey atık yağların bir şekilde toplanabilerek yani işte kanalizasyona, işte çöpe karışmasını engelleyerek bunları toplanmak suretiyle şeye dönüştürülmesi, biyodüzele dönüştürülmesi. Bu ancak bu yöntemle biraz daha ucuz ve daha mantıklı da diyebiliriz. Yani hem buna daha mantıklı bir üretim yapmış oluruz. Biyodizel petrol içermez. Petrol içeren bir şey yok içerisinde. Tabii petrol içermez. Şunu da yani bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilenler petrol içermez. Bugün atık lastiklerden bile, atık araç lastiklerinden bile biyodizel üretilebiliyor pirolüz yöntemiyle. Tabii onlar bir miktar petrol ürünleri içeriyorlar. Çünkü işte lastiklerde biliyorsunuz asfalt ürünler, bir takım kauçuk ürünler bunlar petrol, petrokimya ürünleri. Dolayısıyla onlar bir miktar petrol içerebilir. Ama yağlardan ve şey, hayvansal ya da bitkisel yağlardan üretilen biyodizel kesinlikle petrol içermez. Dolayısıyla biz bunu içten yanmalı motorlarda kullanabiliriz. Yani petrol içermesi gerekmiyor zaten illaki. Biyodizeli istersek karıştırarak, istersek saf biyodizel şeklinde dizel motorlarında kullanmamız mümkün. Saf biyodizel ve dizel biyodizel karışımları herhangi bir işte dizel motorunda modifikasyon gerektirmemesi bakımından avantajlı. Çünkü İşte dizel motoru siz kendiniz evde atık yağlarınızdan yakıt üretiyorsunuz. Kendi aracınızda kullanabilirsiniz. Tabii bunu yapmadan önce danışın yine bana. Çünkü orada birazdan anlatacağım bir takım önemli noktalar var. Bunlara dikkat etmezseniz kullanamazsınız. Kullanırsanız da büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Biyodizel dizel ile karışım oranları şeklinde ifade ediliyor. B5 içerisinde %5 biyodizel hacimsel olarak yani içerisinde %5 biyodizel oran yakıt demek. B20 içerisinde %20 biyodizel olan yakıt demek. B50 içerisinde %50 biyodizel olan ve B100 de içerisinde %100 biyodizel olan yakıt anlamına geliyor. Genellikle böyle isimlendiriliyor ama bu herhangi bir şey değil. Bir standart falan değil. Böyle bir şeyde dünya üzerinde böyle bir algı oluşmuş durumda. Ama herhangi bir mevzuatta böyle bir şey geçmiyor şu ana kadar, en azından bizim ülkemiz için. Bugün Brezilya'da ve işte Güney Amerika ülkelerinin birçoğunda biyodizel dizel motorlarında direkt olarak kullanılabiliyor. Veya işte içerisinde %20 yani B20 şeklinde veya B100 şeklinde yaygın bir şekilde kullanılıyor biyodizel. Yani biz ülkemizde çok fazla kullanmıyoruz ama özellikle Güney Amerika ülkelerinde yağ ya da tarımsal araziler bol olduğu için, tohumlu bitkilerin üretimi kolay olduğu için yaygın bir şekilde kullanılıyor. Şunu söyleyeyim buraya gelmeden önce. Bitkisel yağlar dedik. İşte bunları kullanabiliriz. Peki biz bunları neden biyodizele çeviriyoruz? Şundan dolayı. Biz bitkisel yağları direkt olarak da içten yanmalı motorlarda kullanabiliriz. Yani enjeksiyon sistemleri, yakıt enjeksiyon sistemleri aslında yani o yak ya bir ham yağ da mesela ayçiçek yağı koysanız bir dizel aracın deposuna problemle karşılaşmadan ilk başta çalıştığını görürsünüz. Yani motor çalışır. Ayçiçek yağıyla işte isterseniz fındık yağı koyun.
bunlara karşı herhangi bir şey göstermez. Ama esas problem belirli bir süre sonra başlayacaktır. Yani bu belirli bir süre çok uzun değil. Belki 3000 kilometre, belki 10.000 kilometre, hadi bilemediniz 20.000 kilometre. Belirli bir süre sonra mutlaka bir takım problemlerle karşılaşacaksınız. Belki de hiç bu seviyeye bir kadar bile gelemeyebilirsiniz. Yani işte ilk marşa bastığınızdan 1-2 saat sonra bile büyük problemlerle karşılaşabilirsiniz. Buradaki temel problem şu. Ham yağların, yani işte ayçiçek yağı olsun, zeytinyağı olsun, kanola olsun, işte fındık yağı olsun, her hangisi olursa olsun ham bitkisel yağların viskozitesi oldukça yüksek. Bu yüksek viskozite özellikle çok hassas toleranslarla çalışan yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon sistemine sahip dizel motorlarında büyük problemlere yol açıyor. İşte pompanın eleman kesmesi, enjektörlerin işte iğnelerin zarar görmesi, deliklerin zarar görmesi, aşınması gibi ve bir süre sonra ciddi hasarlar geliyor, yaratıyor özellikle yakıt enjeksiyon sisteminde. İşte yanan araçlar falan duyuyorsunuz bazen siz. Bunun nedeni uygun yakıt kullanmamak olabilir. Uygun yakıt kullanmayınca neden işte bir araç yansın? İşte viskozitesi, kükürt miktarı uygun olmayan bir yakıt kullanmaya başladığınız zaman enjektör delikleri ve iğnenin oturma yüzeyi çok hızlı bir şekilde aşınıyor. Dolayısıyla yüksek basınçlı yakıtı tutamaz hale geliyor ve kaçırmaya başlıyor. Sürekli olarak pistonun üzerine damlacıklar şeklinde yakıt gidiyor. Yani normalde sadece sıkıştırma zamanının sonunda yakıt püskürtülmesi gerekirken iş zamanında da işte egzoz zamanında da emme zamanında da yakıt damlamaya devam ediyor. Dolayısıyla dizel motorları hava fazlalığıyla çalışan motorlar aynı zamanda sürekli olarak silindirin içerisinde en azından %30-35'lik daha fazla hava var. Yani yakıta oranla en azından %35'lik daha fazla bir havayla çalışır. En fazla yükte, en ağır yükte bile böyledir ki genelde bu %80, %90'a kadar çıkabilir hava fazlalığı. Şimdi bu durumda hava var, içeride yüksek sıcaklık var, yakıt da var. Neden burada yanma gerçekleşmesin? Dolayısıyla özellikle piston tepesinde bir bölgede yanma neredeyse hiç bitmiyor. Çok küçük işte alev hüzmeleri şeklinde bile olsa kısmen orada yanma devam ediyor. Daha da önemlisi yakıt yani orada yanmasa bile piston yüzeyinde işte yanmasa tutuşmasa bile piston yüzeyini kapladığından dolayı oradaki ısıl işte iletkenliği kötüleştiriyor ve pistonun işte normalden çok daha fazla ısınmasına sebep oluyor. Dolayısıyla piston biliyorsunuz 650-700 dereceye ulaştıktan sonra şekil değiştirme, yani bugün alüminyum malzemeden yapılıyor pistonlar. Şekil değiştirmeye ve biraz daha yüksek sıcaklığa çıkarsanız erimeye başlar. Dolayısıyla işte bu eriyen, zayıflayan bölgelerden yakıt özellikle kartere doğru inebilir ki buradaki yakıt yanabilir dediğim gibi. Çünkü içeride hava var, yakıt var, sıcaklık var. Neden yanmasın? Yani ortam müsait. Dolayısıyla karterdeki yağın tutuşmasına sebep olabilir. Karterdeki yağ tutuştuktan sonra da zaten büyük bir yangın araç için bahsedilebilir. İşte en masumane haliyle bir dizel motorda uygun yakıt kullanmamanın neden araç yangınlarına sebep olduğunun sadece bir örneği bu. Dolayısıyla işte biz yüksek viskoziteli ham yağları direkt olarak motorda kullanırsak böyle bir problemle karşı karşıya kalırız. Özellikle yağların viskozitesi çok çok yüksek olduğu için genelde yangın safhasına varmadan pompa elemanları zarar görecektir. Yani pompa kesilmesi, krank kesilmesi gibi bir takım hususlar görecektir. Bu nedenle biz bu viskoziteyi azaltmalıyız. Bitkisel yağın viskozitesini azaltmalıyız. Bunun birinci yöntemi seyretme. Ne yapacağız? İşte %5 bir ayçiçek yağını depoya atacağız. Dolayısıyla o ayçiçek yağının viskozitesini seyretmiş olacağız. Bu şekilde kullanabiliriz. Mikro emisyon oluşturma. Bu şeylerden yağlardan çeşitli emisyon yakıtlar oluşturacağız. Üçüncüsü piroliz ve dördüncüsü transesterifikasyon yöntemleriyle biz ne yapacağız? Bunlarla biyodüzel üreteceğiz. Seyretme yönteminde burada biraz önce söyledik yüksek viskoziteli yağlar bir dizelle karıştırılıyor. Burada ise mikro emisyonda ise bitkisel yağdan metanol, etanol gibi işte kısa
zincirli alkollerle mikro emisyonlar oluşturuluyor. Bu da çok yaygın olmayan bir yöntem. Emisyon dediğimiz şey aslında iki karışmayan fazla bulunan ürünün. Bu illa genelde su ve yağ burada kullanılıyor. Mesela pastacılar falan da bunu çok kullanır krema falan yaparken. Çünkü krema yağ ve suyla yapılan bir şeydir. Bu birbirine karışmaz normal şartlarda ama bu karışsın diye bunun içerisine biz bir miktar emulgatör koyarız. İşte Span 80, Twin 80, monoetilen glikol gibi bir takım emisyonlar şey vardır, emulgatörler vardır. Bu emulgatörler bu heterojen karışımı birbirine karışmasını sağlarlar. Yani uzunca bir süre mesela krem şanti de aslında buna bir örnektir. Uzunca bir süre bunlar bir arada durur ama belli bir süre sonra artık şey yapmaya başlarlar. Yine de birbirinden ayrılmaya başlar. Yani ömür boyu yani emülgatör kullandık, su veya birbirine karıştırdık. Bu artık ömür boyu böyle bir arada yaşayacak diye bir şey yok. Yani emisyon oluşturduktan sonra yine belli bir süre sonra çökelme, birbirinden ayrılma görülebilir. Bunun süresi önemli. İşte size bir saat lazımsa, o pasta bir saat dayanması gerekiyorsa bir saat dayanacak şekilde bir emisyon oluşturabilirsiniz. Ya da size yakıt işte 3 saati lazımsa olabilir ama emisyon yakıtlar bizim için çok şey değil. Oluru olan yakıtlar değil. Çünkü bugün biz aracımızı kapattığımızda belki bir hafta sonra tekrar çalıştırıyoruz. Bu kadar uzun süre depoda birbirinden ayrılmadan bekleyen ürünler çok mümkün değil. Baktığınız zaman bu şekilde görünüyor. Dışta bir yağ fazı var. İçte bir işte surfaktant dediğimiz bu yüzey gerilimini arttıran ve bunları bir arada tutmaya çalışan işte Twin 80 mesela bu bir emülgatör. İçeride de su var mesela. Bunlardan böyle yüzlerce binlerce olduğunu düşünün. Dolayısıyla su veya birbirine bağlamış oluyorsunuz. Aslında bu fiziksel bir bağlama, kimyasal bir bağlama değil ama fiziksel olarak bir araya geliyorlar. Ama Twin 80 yüzey gerilmesi yüksek olan bir malzeme. Belli bir süre sonra yer çekiminin de etkisiyle illaki o yüzey gerilmesinden bunlar kurtuluyorlar ve içeride bir takım farklılaşmalar söz konusu oluyor emisyon yakıtta da. Piroliz kimyasal bağların küçük moleküller oluşturmak için kırılması prosesi. Bu oksijensiz bir ortamda yakma işlemi aslında. Daha önce kabaca bahsetmiştik galiba odundan falan bahsederken. Koklamaya benzer bir işlem bu. Tamamen oksijensiz bir ortamda çok yüksek sıcaklıklara çıkartıyoruz ürünü. Burada organik maddeler bir takım parçalanmalardan sonra daha küçük ürünlere dönüşüyor. 500-600 derece kadar bir sıcaklık. Katı ürün burada odun, işte mangal kömürü ve küle dönüşebiliyor. Yoğunlaştırabilen gazlar, sıvı ürünler, yoğunlaştırılamayan gazlar elde edilebiliyor. Bitkisel yağlardan da biz piroliz yöntemiyle şey daha viskozitesi düşük ürünler elde ediyoruz. Ama bu sırada bitkisel yağın yapısı bir miktar bozuluyor. Tabii biz oradan zaten istediğimiz ürünü aldığımız için bu bizim için çok önemli değil. Yani geriye kalan ürün işte böyle kuruma benzer siyahlaşan bir takım tabakalar orada karşımıza çıkıyor. Ancak bunların çok iyi ayıklanması lazım yani orada elde edilen yakıt ürününden. Çünkü bunlar yakıt enjeksiyon sistemine giderse bir takım problemlere yol açacaktır. Transesterifikasyon yöntemi burada bitkisel yağların biyodizele dönüşümünde bugün dünyada en yaygın kullanılan yöntemden birisi daha doğrusu. Diğer bir adı da alkoliz bu reaksiyonun. Çünkü alkol kullanılıyor burada. Bir trigliserit ki biliyorsunuz insanlar için kötü bir yağ bu trigliserit. Küçük molekül ağırlıklı bir alkolle katalizör de kullanıyoruz. Tabii burada işte POH, yani sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi. Gliserin ve yağ asidi esteri oluşturmak üzere reaksiyona girmesi işlemi transesterifikasyon tanım olarak. Burada esterleştirmenin yanı sıra bir takım yan ürünler de elde ediyoruz. İşte mono ve gliserinler, serbest yağ asitleri, gliserin tabakası. Alkol olarak genellikle metanol burada kullanılıyor. Ama illaki metanol kullanmak zorunda değil. Etanol de olabilir ya da başka bir
alkol türü de olabilir. Sadece alkol türü değiştiği zaman işte reaksiyon sıcaklığını, yani optimum reaksiyon için reaksiyon sıcaklığının işte katalizör miktarını falan optimize edilmesi lazım. Katalizör olarak da alkali bir takım katalizörler ki bunlardan en yaygın kullanılanları sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit gibi. Bu ikisi daha ziyade tercih ediliyor. Bir de sodyum metilat da bazen nadiren de olsa kullanılıyor. Katalizör kullanmanın amacı şu: reaksiyonu hızlandırmak. Yani aksi takdirde sadece sıcaklığı arttırıp içerisine alkol koyduğunuz zaman esterleşme işlemi çok uzun sürüyor. Bu bazen günler, bazen haftalar alabiliyor. Dolayısıyla ticari bir yakıt elde ediyorsak biz, ya da öyle bir amacımız varsa, bu kadar uzun süre kabul edilemez bir süre. Temel olarak reaksiyonu, yani transesterifikasyon reaksiyonun şeyi böyle: bir işte bitkisel yağ, işte bir miktar, bunu reaktörün içerisine koyuyoruz. Reaktörü yağın sıcak, reaktördeki yağın sıcaklığını 55-60 derece. Bu dediğim gibi değişebilir. Yani buradaki şeyler şey değil, sabit değil. Burada bunun içerisine katalizör, alkol, bunların oranları yine dediğim gibi değişebilir. Genellikle işte binde 5 mertebesinde bir katalizör, %20 mertebesinde bir alkol kullanılabilir. Bu sürekli olarak reaktörün içerisinde 8 saat boyunca karıştırılıyor. Yani katalizör, alkol, reaktör, bunlar karıştırılıyor sürekli. Bu sırada tabii bir miktar alkol buharlaşacaktır. Onu geri kazanımla, yani alkolü bir şekilde, bu kapalı bir reaktör, alkolü bir şekilde geri kazanmamız lazım. Çünkü içeride basınç yükseleceği için, basıncı da sabit tutmak adına. Dolayısıyla 8 saat boyunca karıştırarak bunun reaktörde işte esterlerine dönüşmesini istiyoruz. Tabii esterlerine dönüşüyor. Daha sonra biz bunu bekletiyoruz. Bekletince tabii reaktör deyince şimdi bu küçük numaralar halinde de yapılır ama ticari olarak ben bir tesisi anlatmaya çalışıyorum şu anda. Bekleme tankını alıyorsunuz. Bekleme tankını aldığınız zaman alt tarafta gliserin birikmiş oluyor. Bir süre sonra yukarıda da esterler kalıyor. Tabii gliserin tamamen ayırmak gerekiyor. Bu nedenle bir de yıkama işlemi yapıyoruz. Burada bildiğiniz suyla yıkıyoruz biz yakıtı. Bildiğiniz yakıtı yıkıyoruz yani suyla. Ve en sonunda da biyodizeli elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla baktığınız zaman 100 kilogramlık bir bitkisel yağdan aşağı yukarı 100 kilogram biyodizel elde ederken 11-12 kilogram da gliserin elde etmiş oluyoruz. Tabi bunun bir miktarı işte katalizör, alkol, yani gibi bir takım yan ürünlerden kaynaklı bu kadar artış söz konusu. Şurada şöyle bir videomuz var. Onu izleyerek devam edelim. Tabii ekran paylaşımını değiştirmem lazım. Bir saniye. Güzel üretimi için daha önceden ısıtılıp süzülmüş olan yağ hassas terazide 450 gram kadar yaklaşık olarak ölçülüyor. Manyetik ısıtıcı yardımıyla atık yağ 100 dereceye ısıtılacak. Bu işlemin homojen gerçekleşmesi için manyetik balık kullanılacak. Aynı zamanda manyetik ısıtıcının kendine ait bir termokupul bulunmakta. Bu termokupul sayesinde atık yağın hangi sıcaklıkta olduğu buradan görülebiliyor. Ayrıca içerisinde bulunan manyetik balığın devri de bu cihaz üzerinden ayarlanabilmekte. Biyodizel üretimi için metanol ve katalizör olarak sodyum hidroksit kullanılacak. Metanol %20 oranında, sodyum hidroksit ise binde 5 oranında bulunacak. 450 gram atık yağ için 90 gram metanol kullanılmalı. Bu işlem için öncelikle kabın darası alınmalıdır. Kapalı bir balon içerisine sodyum hidroksit ve metanol eklenerek katı halde bulunan sodyum hidroksit parçacıklarının metanol içerisinde çözülmesi sağlanacak. Bu işlem için manyetik balık kullanılacak. Atık yağ ve katalizör karışımı bir balona alındı. Bir taraftan termokupul daldırıldı ve sıcaklık 60 dereceye ayarlandı. Karışımın içerisine manyetik balık atıldı ve devir 600 ayarlandı. Üst tarafta geri soğutucu sistem bulunmakta. Sistemin içerisinde su bulunmakta. Bu sistemin amacı sıcaklığın etkisiyle buharlaşan metil alkolün soğuk havayla karşılaşarak sisteme geri döndürülmesidir. Bu sayede üretilen yakıtın viskozitesi daha düşük olacaktır.
Kapta bulunan suyun amacı ise sıcaklığın sadece tabandan değil cidarlardan da sisteme verilmesini sağlamaktır. Reaksiyondan aldığımız biyodizeli ilk olarak askıya alıyoruz. Bu şekilde yarım saat veya daha fazla beklenebilir. Askıda içerisinde bulunan yakıt ve gliserin karışımının ayrışmasını bekliyoruz. Daha sonra gliserini iki faz halinde olan gliserini ayırıyoruz. Gliserini ayırdıktan sonra yıkama işlemi gerçekleştireceğiz. Yıkama işlemi normalde 5 defa gerçekleştirebilir. Fakat ihtiyaç duyulduğu takdirde 6 veya 7 defa da yıkanabilir. Yıkamak için kullanacağımız suyun sıcaklığı 80 veya 100 derece olabilir. 1-1,5 oranında su ekliyoruz. Bu sayede içerisinde kalan gliserinin ayrışmasını sağlıyoruz. Yıkama işlemi esnasında kapağını kapatacağımız için basınç oluşacak. Bu yüzden hızlı ve dikkatli olmamız gerek. Daha sonra tekrar askıya alıyoruz ve iki faza ayrışmasını bekliyoruz. Bu işlemi 4 defa daha tekrarlayacağız. Son yıkama aşamasından sonra biyodizel yaklaşık olarak yarım saat kadar askıda kalmalıdır. Bu sayede biyodizel ile su daha iyi ayrışabilir. Yıkama işleminden sonra biyodizel manyetik karıştırıcıda 100 derece ısıtılmakta. Manyetik balık yardımıyla da homojen bir ısınma gerçekleşmekte. Yıkama esnasında kazandırılan suyun uzaklaştırılması için bu işlem yapılmakta. Su tanecikleri gayet net görülüyor içerisinde. Bulanık olmasının sebebi de o. Bu işlem 1 saat kadar sürdürülebilir içerisindeki su uzaklaşıncaya kadar. Isıtma aşamasından sonra biyodizel filtre kağıdıyla süzerek kapalı bir kaba alınabilir. Herkese merhaba sevgili dostlar. Nasıl Yapılır serisinin bu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz